Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir balık tarifi vermek istiyorum. Balık sezonu açıldı artık. Çok güzel palamutlar geliyor. Palamut balığı ile nefis bir tarif paylaşacağım. Bol sebzeli palamut ekşili yapacağız arkadaşlar. Hiç beklemeden hemen hazırlamaya başlayalım. Palamut ekşilimiz için arkadaşlar 3 adet kuru soğana ihtiyacımız var. Orta boy görüyorsunuz. Soğanları piyazlık doğruyorum. Doğramış olduğum soğanları kasemin içine alıyorum. Büyük bir kasenin içine. Bir demet maydanozum var. Maydanozu gelişi güzel, böyle ufak olmasına gerek yok, sadece biraz parçalansın yeterli. Doğrayıp soğanların üzerine ekleyeceğim. Soğan ve maydanozu şöyle bir miktar, bir tatlı kaşığı diyebilirim, tuz ekledim. Ve bunun ile şöyle elim ile yoğurup soğanların dağılmasını, maydanoz ile karışmasını sağlıyorum. Soğan ve maydanozumuz hazır. Şimdi diğer malzemelere geçiyorum. 5 tane yeşil biberim var arkadaşlar. Şöyle içlerini çıkartıp onları doğrayacağım. Biberleri de fazla ufak olmayacak şekilde doğruyorum. Böyle biraz içinde bilinsin, kaybolmasın piştiğinde. Biberlerin hepsini doğradım ve kenara aldım. 6 tane orta boy patatesim var. Patatesleri ortadan kesip yarım ay şeklinde doğruyorum. Limonların şöyle alt kısımlarını kesiyorum. Yuvarlak halka şeklinde doğruyorum. Bütün malzeme listesini her zaman olduğu gibi videomun altındaki açıklamalar kısmında sizler için yayınlayacağım. Miktarları kendinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. 2-3 tane limon kullanıyorum. Söylediğim gibi malzemeler tamamen size kalmış. Fakat bol sebzeli, böyle bol limonlu ekşili olduğu zaman çok güzel oluyor. 3 tane limon kullanıyorum ben. Alt kısımlarını kesip halka doğruyorum. Domateslerimin de bakın ilk önce ortadan kesiyorum. Kök kısımlarını alıyorum. Çok ufak olmayacak şekilde şöyle doğruyorum. Domatesler büyük zaten. İçinde piştiğinde de kaybolmasını istemiyorum. 3-4 tane domates yeterli. Domatesinizin büyüklüğüne göre miktar tabii ki değişebilir. Benim domateslerim bayağı büyük. Balıklarıma geldi sıra arkadaşlar. Palamut balığı bakın. İçleri temizlendi. Ve bol suda güzelce yıkadım. Şimdi balığımı parçalara keseceğim. Boyutunda görüyorsunuz. İlk önce şöyle başını kesiyorum. Daha sonra şu kısmı bakın şöyle ince kesip sırt kısmını alıyorum. Balığınızı alırken temizlettirirseniz daha kolay oluyor. Bu kısmını almamış benim balıkçım. Ben kendim alıyorum bakın.
Ve şimdi balığı istediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Şuradaki bakın yüzgeçini de alıyorum. Kuyruk kısmını da çıkartıp şöyle 3'e kesmek istiyorum. Bu boyut yeterli. Bütün balıklarımı aynı şekilde hazırlıyorum. Balıklarımın hepsini kestim. Şöyle tabağa alıyorum. Tuzunu tabakta serpip böyle her tarafına gelmesini sağlayacağım ovalayarak. Malzemelerin hepsine kendisine ayrı ayrı tuzunu koyup da hazırlayacağım. Bir çay kaşığı yeterli gelecektir. Yarım tatlı kaşığı koydum. Benim kaşığım büyüktü. Çok demeyin sakın. Bir çay kaşığına denk gelir. Soğan ve maydanoza da tuzunu ekledim. Balıklarıma da gördüğünüz gibi tuz koyup ovaladım. Her tarafına gelmesini sağladım. Artık tepsileme işlemine geçiyorum. Fırın kabı olarak dikdörtgen borcam tercih ettim. Borcamın tabanına patatesleri hemen koyuyorum. Alt kısmına patatesleri yerleştiriyorum. Eşit pişebilmesi için. Patates çünkü biraz geç pişiyor. Patateslerin üzerine de şöyle hafiften tuzunu atıyorum. Bir karıştırıyorum. Söylediğim gibi her tarafına eşit gelsin tuzu. Ve eşit bir şekilde tepsinin tabanına patatesi yerleştiriyorum. Az az koyuyorum tuzunu. Hepsine ayrı ayrı kendi tuzunu veriyorum bakın. Bu tür yemeklerde böyle hazırlandığında eşit bir şekilde tuzunu alıyor. Yoksa tuzsuz veya çok tuzlu olabiliyor. Şimdi bakın hazırlamış olduğumuz maydanoz ve soğanlı karışım. Şöyle bir tekrar karıştırmak istiyorum. Soğanlar yumuşamış hemen ben diğer malzemeleri hazırlayıncaya kadar. Tuzu eşit karışmadıysa diye tekrar karıştırıyorum. Kap biraz küçük geldi çünkü. Ve şimdi bu malzemenin yarısını patatesin üzerine koyuyorum. Üzerine biberleri yerleştiriyorum. Biberlere tuz eklemiyorum. Böyle maydanoz soğanın tuzu ona yeterli gelecektir. Sarımsaklarım vardı. Sarımsakları şöyle gelişigüzel doğrayarak ilave edeceğim. Artık balıkları yerleştiriyorum. Balıkların üzerine gelmeyecek şekilde aralarına tekrar soğan koyuyorum. Bütün soğanı boşlukları doldurarak kullanıyorum. Domatesleri yerleştiriyorum. 3-4 tane domates kullandım. Bakın. Şöyle biberler kalmış. Onları da tekrar koyuyorum. Ve limon dilimlerini yerleştiriyorum. Domateslerin böyle üzerlerine, yanlarına gelecek şekilde balıkların üzerini açık tutuyorum sadece. 3 tane limonun hepsini kullandım arkadaşlar. Bakın. Tepsileme işlemimiz hazır. Şimdi üzerinin sosunu hazırlayalım. Üzerinin sosu için bir çay bardağı zeytinyağını tavaya koyuyorum. Üzerine şöyle dolu dolu üç yemek kaşığı domates biber salçası karışımı koyuyorum. Salçayı yağ ile birlikte güzelce kavuruyorum.
Arzu ederseniz içine bir tane de domates de rendeleyebilirsiniz. O da yakışacaktır. Ben tepeleme kullandım. Hem ev salçası, biber, domates karışık kullandım. Sade domates ile de yapabilirsiniz. Bir çay kaşığı pul biber ekliyorum bu sosa. Ve bir çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Bir su bardağı da su ekliyorum. Sosumuz hazır. Kaynadığında ocağın altını kapatıp balıkların üzerine gezdireceğim. Sosum kaynıyor arkadaşlar. Defne yaprağı koyuyorum. Aralarına defne yaprağı koymayı unutmuşum. 3-4 tane yeterli. Şöyle. Ve hazırlamış olduğum sosu üzerlerine gezdiriyorum. Evet, palamut ekşilimiz fırına gitmeye hazır. 180 derece önceden ısınmış fırında güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Yaklaşık 45 dakika süreceğini düşünüyorum. 40-45 dakika. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, palamut ekşilimiz sebzeli fırından çıktı. Tam 1 saatte pişti benim balığım. 45 dakika 1 saat arası fanlı fırında rahatlık ile pişiyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin lütfen. Videomu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın.